Evet arkadaşlar, böyle bir videoya denk geldim. Tahmin ediyorum bu kola, bu da çamaşır suyu. Kolanın çamaşır suyuyla beyazladığını iddia ediyor bu arkadaş. Çok merak ettim, deneyeceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, burada ben birkaç tane içecek hazırladım. Bu vişne suyu, bu portakal suyu, bu su. Ama içine gıda boyası takviye ettim. Ve kola. Bakalım beyazlaşacak mı? Tabii ben bunları tek tek deneyeceğim. Çünkü bu çamaşır suyu çok zehirli bir madde. Burada yoğun bir koku oluşmasını istemiyorum. Görelim bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Vişne suyu. Vişne diye bildiğimiz su. Bakalım çamaşır suyuyla karışınca ne olacak? Çok merak ediyorum. Aman. Evet. Vişne suyu diye içtiğimiz su bembeyaz. Evet arkadaşlar, bu portakal suyu. Bunun beyazlaşmaması lazım. Yani bu da beyazlaşırsa biz ne içiyoruz? Gıda boyasından başka bir şey içmiyoruz demek ki. Evet. Portakal suyu. Çok şaşırdım. Evet arkadaşlar, bunun içinde gıda boyası var, mavi, ama biraz fazla koymuşum. Bakalım çamaşır suyu bunda ne tepki verecek? Beyazlamadı. Evet. Aa. Biraz karıştı. Ben şimdi merak ettim arkadaşlar. Yani vişne suyunun içindeki, portakal suyunun içindeki neydi? Bu da gıda boyası. Yani yenilebilir bir boya ama bu beyazlamadı, hayret. Çok değişik. Ve son olarak kola. Bakalım kolamız çamaşır suyuyla karışınca. Evet. Çay gibi bir şey oldu. Ama bu daha beyazlar. Vay canına. Yine de video doğru çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra gıda boyasının hali. Bu da beyazlaştı. Evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Çamaşır suyu çok tehlikeli ve zehirli bir maddedir. Yani şu an buraya kokusu sinmiş durumda ama ben tek tek denedim. Bütün camlarım açık. Eldiven kullandım elime bulaşmaması için. Evde denerseniz bile mutlaka gerekli güvenlik önlemlerini almanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bütün içecekler beyazlaştı. Yani gıda boyası mı desem, artık başka bir boya mı desem, içinde ne var? İçtiğimiz şey aslında çoğu beyaz ve içinde artık ne koyuyorlar bilmiyorum. Esans dediğimiz şeylerden olan şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.